Şimdi bakın arkadaşlar, bu soruyu dediğim gibi, bunlar çember oluşturduğu için buna üst üste gelecekler. Hani bu sana sadece akımın nasıl gittiğini göstermek için çizilmiş. Aslında bu şu ikisi üst üste, anladın mı? Senin göreceğin şey sadece şurada bir yarım çember var. Bir de şurada bir tane eksi A'dan A'ya uzanan çubuk var. Herkes anlıyor mu ne demek istediğimi? Şu eksi A ve A dışındaki kısımlar fazlalık. Onlar gidecek. Onlar sadece size bunun bir hani çember akımın nasıl geçtiğini göstermek için, akımın kullandığı yolu göstermek için. Anlaştık mı? Çemberi tamamlamak için onları üst üste koyarsanız bunlar zaten bunların getireceği manyetik alanlar birbirini sönümler. Eksi A'dan A'ya bir çubuk var ve bir tane de yarım çember var. Şimdi oldu mu Süleyman senin için de? Oldu hocam. Şimdi sorunun çözümü kaç tane şey var? İki. Bir. Şu çubuk. İki. Şuradaki yarım çember. Çubuğun X şey P noktasına olan uzaklığı nedir? X'tir. Yani X artık neyse X olarak vermiş. X olarak vermiş. Görüyor musunuz şekli nasıl çizdiğimi? Şimdi oldu Evet. mu? X diyelim. Peki çubuğun P noktası olan uzaklığı X ve görüyorsunuz ki çubuğun elektrik şeyini nasıl buldu manyetik alanı? Peki bu çubuğun yarattığı manyetik alan hangi yönde? P noktasındaki manyetik alan çubuk için hangi yönde? Art Artı cihet. artı Cihet. artı cihet. Peki şeyin buradaki şeyin yarım çemberin manyetik alanı hangi yönde P noktasında? Eksayet. Eksi ayet mi? Oh my God. Yani Ya çember eksayette mi hocam? bak arkadaşım akımın gittiği yönde baş parmağını tut. P'ye doğru kıvır. Nereye gider bu? Neyi gösterir? Tamam, tamamdır hocam. Ayet yönünü nasıl göstersin? Arkadaşlar hepiniz anlıyorsunuz değil mi? Bakın çubuğun yarattığı manyetik alan P noktasında yukarı, çemberin yarattığı manyetik alan P noktasında aşağı doğru. Herkes hemfikir mi? Diğer arkadaşlar da cevap bekliyorum. Çünkü Süleyman bana ayet dedi yani. Evet. Evet, çok güzel. Şimdi bakın P'ye bakıyorum. Akım geçiyor şu çubuğun üzerinden. Şimdi ne yapacağım? Şu aradaki açıları bulacağım ve toplayacağım. Herkes hemfikir mi burada? Onu söyleyeyim. Herkes hemfikir mi değil mi? Onu söyleyeyim bana. Evet hocam. Değil mi? Tamam, çok güzel. Şimdi ilk önce çubuğu bulalım. Ringi sonra bulacağım. Çubuğu bulalım. Bakın çubuğun uzaklığı x dedim. Eksi A'dan A'ya gidiyordu. Neydi benim formülüm? Nü üzeri I over 4 pi x. Sin teta 1 artı sin teta 2 t. Sin teta şu yukarıdaki açılar olduğu için A bölü x kare artı A karenin karekökü 2 tane var. O yüzden buradan B of phi ne gelecek? Sin teta'yı da yerine yazarsam A bölü karekök içinde x kare artı A kare. Buradan ne gelecek? B of phi eşittir. Nü üzeri I over 2 pi x. A bölü x kare artı A karenin karekökü. Buradan direkt B row'du buldum. Nü üzeri I A J bölü 2 pi x karekök içinde A kare artı x kare. Bu row'du. Row'du bulmak kolay. Row'du anlamayan var mı? Yani çubuğun manyetik alanını P noktasında bulmamı anlamayan var mı? Var mı? Tekrar soruyorum. Var mı? Yok hocam Yok. bende. Bunu anladık değil mi? Çünkü açıları buluyorum. Nü üzeri over 4 pi x diyorum. Çünkü dik uzaklık x. Açıları buluyorum. Sin teta 1 artı sin teta 2 diyorum. İki tarafta da çünkü bunun bileşeni var. Açıyı buluyorum. Yerine koyuyorum. Buluyorum. Şimdi ringi nasıl buldum? Hocam ringi nasıl buldunuz? Bunda bir simetri yok. Bunda bir simetri yok. Bunun gene bakın gene R vektörünü yazacağım. Gene P noktasındaki şeyini yazacağım. Bunun gene bakın R vektörünü yazıyorum. Aynı şundaki formülü kullanacağım. Aynı bundaki formülü kullanacağım. Bakın R vektörünü yazıyorum. Aynı bundaki formülü kullanacağım. Ne diyeceğim? Eksi R cos teta ayet artı sin teta cyet artı z veya hani bunda y ve z. Ya isterseniz şuraya yani x y şey demeyin. Hani şöyle söyleyeyim. Hani buraya isterseniz z deyin, tamam mı? Hani veya ne bileyim. Tamam ya da fark etmez. Sonuçta burası z olduğu için
açıyı ona göre bölerim yani fark etmez. Hani formatı anlamanızı istiyorum. Anlaştık mı? Formatı anlamanızı istiyorum. Buradakini nasıl buluyorum? Burada simetrik olmadığı için, bu yarım çember olduğu için burada hem x yönü hem x yönünde hem y yönünde manyetik alanlar oluşacak. Şimdi hep bakın aynı şeyleri uygulayacağım. Aynı şeyleri. R vektörünü yazacağım gene. R vektörünü yazacağım. Ve ds üzerinden gittiğim için gene ds vektörünü yazacağım. Peki burada açılarım nereden nereye gidecek? Açılarım buradan nereden nereye gidecek? Sıfırdan pi'ye mi, sıfırdan iki pi'ye mi? Sıfırdan bir ya. Sıfırdan pi'ye gidiyor. Normalde sıfırdan pi'ye gide, bakın sıfırdan pi'ye giden açılarda sinüsün integrali cos'tur. Cos sıfırla pi de size bakın şu açı sıfırdan pi'ye gitseydi sin teta di teta integrali sıfır olur muydu olmaz mıydı? Bu açı teta açısı sıfırdan pi'ye gitseydi Olurdu. bakın sıfırdan pi'ye gidiyorsunuz. Bak dikkat et. Sıfır, Olmazdı. sıfırdan pi'ye gidiyorsun. Sin teta di teta. Sin teta'nın integrali eksi cos teta değil mi? Cos teta pi'de nedir? Eksi bir. Eksi bir sıfır nedir? Eksi bir. Ay, bir. Eksi eksi birden eksi iki geldi. Başında eksi var. İki geldi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O soran arkadaş için. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani biz ne yapıyorduk bak. Buradan k-hat geliyordu. Buradan da i-hat ile cross etsem de c-hat ile cross etsem de sıfırdan 2 pi'ye integre ettiğim için cevap sıfır çıkıyordu. Anladın mı? Ve daha sadece k-hat yönünde bir komponent bulmuştum. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum şimdi? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Ama şimdi burada öyle değil. Burada diyor ki DS'in içinde sin teta hat var. Burada cos teta c hat var. Burada k hat ile cross edeceksin. Buradan gene sin teta ve cos tetalar gelecek diyor. Doğru mu? Bunların integralini alacaksın. Sıfırdan pi'ye integre edeceksin. Sıfırdan pi'ye integre ettiğin zaman gördün mü? Sin teta di teta integrali sıfırdan iki pi'ye integre, ay sıfırdan pi'ye integre ettiğin zaman sıfır çıkmadı. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Normalde teker teker cross yaptığım zaman buradan ds'le şu ds'le şuradaki r vektörünü teker teker cross yaptığım zaman şu k-hat yönünden gelenler hep gidiyordu. Şu i-hat c-hatlerden gelen cross'lar da k-hat veriyordu, bitiyordu. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil diyor sana. Burada açı sıfırdan pi'ye gidiyor. 2 pi'ye gitmediği için diyor simetri yok. Olabilecek bütün kombinasyonlar sin teta cos teta integrali cos teta ve sin teta'dan gelecek terimler sıfır çıkmayacağından burada manyetik alan sadece k-hat yönünde çıkmayacak diyorum. Buna şimdi inanıyor musun? Bu integralin bana sıfır çıkmayacağını söyleyen arkadaş için söylüyorum. İnanıyor musun? Evet, inanıyorum. Anladık mı? O yüzden simetrik olmaması ne işe yarıyor? Ne kadar işi zorlaştırıyor? Anladık mı şimdi? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben burada neden hem x yönünde hem y yönünde ringin manyetik alan olduğunu anlayamadım. Şimdi bakalım. Niye buradan çıktığını anlamadım diyorsun. Buradan x yönünde verecek şeyler ne? K cross J. Değil mi? K cross J şuradan gelecek. Bak DS'in içinden gelecek J ve buradan gelecek K cross sana I'yı verir. Değil mi? Aynen. Değil mi? İntegrale bak. Cos teta gelecek mesela. Cos'un integrali sindir falan. Anlatabiliyor muyum? Bak buradaki olabilecek bütün kombinasyonları düşünüyorsun. Burada mesela bak beynin hangi ne yönünde çıkmış cevap? Biofreak. Şuradan bakarsam hangi yönde çıkmış? Biofreak X. X yönünde zaten bir manyetik alan olmasını bekliyordum. Hani X yönü dediğim aslında şuradaki Z. Tamam, eksi ahiyet yönünde demiştim ben. Bak, Eksi ahiyet bak yönünde ayıp arkadaşım, yok. hani bak şuradaki Z, onu orada X dediğim şey buradaki Z değil mi? Evet. Tamam orada o zaten o yönde bir manyetik alan çıkmasını beklemiyor muyum? Hı. Ha, sen diğerinin bu Y'de niye geliyor diyorsun, değil mi? Aynen. X yönünde tamam. X yönünde olması gerekiyor zaten. Tamam, Y'de niye geliyor diyorsun. Peki Y'de niye geliyor De diyorsun?
bölü 4 niye oluyor hocam? Burada bölü 2 idi. Bölü 4 olmasının sebebi ama yarım halka oldu. Sıfırdan pi'ye gidiyorsun. 2 pi'ye değil. Yarım halka olduğu için. Tabii yarım halka olduğu için. O yüzden şak yazdım. Şimdi tamam. İkinci duruma gelelim. Niye y yönünde manyetik alan var diye sorarsan ben de sana onun cevabını şöyle gururla veririm. Y'yi sağlayacak şey nedir? Al. DS'den gelen I hat'le buradan gelen K hat birleşecek. Anlatayım. Böyle hani ben buradaki X, Y, Z'deki gibi düşünme. Bak buradan gelen K ile hani burada gelen K ile buradan gelen sin birleşecek. Ve sıfırdan pi'ye integre ettiğin zaman cevap 2 çıkacak. Doğru mu? Hı hı. O da sana y yönünde manyetik alan sağlıyor. Anlatabiliyor muyum derdimi? Hocam şeyle elimizle nasıl gösterebiliriz? Onu al göster. Al göster. Yarım çember yap bunu. Yarım çünkü... çember yap. Bak yarım çember yap. Bak yarım çember yap. İkiye böl. Şu alttaki kısım yok. Bir kısmı z'de gidiyor, bir kısmı y'de gidiyor. Bak bitti. Hocam hani yarım çemberde elimizi gerekli şekilde yapınca eksi ayet yönünde buluyorum ben sadece. Y bak, yönünde bulamıyorum. Hayır bak öyle değil ki. Manyetik bulduğun manyetik alan r vektör bir de bulduğun manyetik alan şu seçtiğin r vektörüne dik olacak. Çünkü niye? Ben sana ne diyorum? Manyetik alan loop oluşturmayacak mı? Evet oluşturacak. Loop ne demek? R vektörüne dik dik. Yani çember oluşturmayacak mı manyetik alan? Çember. Evet. Burada r vektörü şu r kare artı z karenin karekök olan vektör değil mi? Evet. Bulduğum manyetik alan ona dik olacak. Bak dik dik anladın mı? Onu da ikiye bölüyorsun. Yarım çember olduğu zaman bir kısmı yukarı gidiyor bir kısmı sağa gidiyor. Burada neyi yanlış yaptın? Hocam benim hani fiziksel olarak göstermekte fiziksel olarak gösterdikten sonra ben işleme dökebiliyorum. Ben burada ayet eksi ayet yönünde gösterebiliyorum. Evet. Ay gittiği akım hani akımın yönünden evet, gösteriliyor. Ama C hat'i nasıl göstereceğim? Onu ben fiziksel olarak anlayamadım. Çünkü 3 boyut bu. 3 boyutlu çizmek zorundasın. O yüzden ben de size bunu böyle anlamanız zor ve ezberlemeyin diye R vektörü yönüyle yaptırmaya çalışıyorum ya. Şimdi niye böyle yaptığımı anlıyor musun? Bunu çizemiyorsun çünkü. Çizemeyince inanmıyorsun. Anca çözünce inanıyorsun. O yüzden bunun üzerine Süleyman çalış. Çalışman lazım yani. Şimdi okay. Diğer arkadaşlara söylüyorum. İnandınız mı? Şuradan bakın bir tane de C yönünde bir şeyler geleceğini. Bakın burada bir K var. Buradaki sinüsle birleşiyor. Ve sıfırdan pi'ye integre ettiğim zaman sıfır çıkmıyor cevabı. Şimdi bana B of ring'in şu soru için hem X yönünde hem X yönündekini zaten geçenkinde de bulmuştum. Hem de Y yönünde manyetik alan verdiğine inanmayan arkadaş var mı? Evet. İşte Süleyman konuşuyor. Bir de zaten kız arkadaşlar var. Anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? Siz de söyleyin. Yok ben anladım hocam. Anladınız değil mi? Basit yani yapılabilir. Ama benim burada anlatmaya çalıştığımı nasıl çözdüğümü aşama aşama gördünüz değil mi? Aşama aşama nasıl çözdüğümü gördünüz değil mi? DS'i nasıl buldum? R'ı nasıl buldum? Nasıl cross ettim? Hangi terimlerin nasıl geldiğini gösterdim? Bu çok önemli bir şey. Bakın lütfen bu videoyu izleyin. Şimdi bu soru zor mu kolay mı? Onu söyleyin bana. Bir off-road zaten. Bileyim, bence zor. Ama şu an yapabilir misin? Umarım. O C'ye tanıtabilirsem hocam. Yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar amper yasasına geçebilir miyim? Kayıt alıyor muyum? Amper yasasına geçeyim mi? Geçeyim. Şimdi amper yasası size şunu söyler arkadaşlar. Bir, çubuğun boyu infinity'ye gidiyorsa hani biz Gauss Surface'da silindirik çizmiyor muyduk? Çubuğun boyu infinity'ye gidince silindirik Gauss Surface çizmiyor muyduk? Burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağım. Burada amper yasası sana şunu söylüyor. Çubuğun boyutu eğer infinity'ye gidiyorsa diyor. Çubuğun boyutu eğer infinity'ye gidiyorsa diyor. Amper yasası uygularım onu da göstereceğim. Şimdi çubuğun boyutu infinity'ye gidiyorsa şuradaki açılar kaç dereceydi? 90. İkisin 90. Buradan B of P ne çıkar? Mu üzeri I over 2 pi R.
R dediğim şey de şuradaki mesafeye olan uzaklık değil mi? Dik uzaklık değil mi? Çubuğun P noktasına olan dik uzaklığı. Değil mi? Evet. O zaman şöyle yazabilirim diyor, bakın. Görüyor musunuz? Şöyle yazabilirim diyor. B dot dl eşittir mü üzeri I. Gauss yazısına çok benziyor değil mi? Gauss yazısına çok benziyor değil mi? Bakın. Bunu ispatladım size. İnfiniteye gittiğinde ne çıktığını gösterdim. Mu üzeri u over 2 pi r olarak bunu hesapladım. İşte bunu hesapladım. Bunu da b dot dl, b de kapalı b dl bu arada. Hani bu loop kapanacak. İşte mu üzeri u. Şuradan söyleyin bana. B dot dl yazarken dl ne olarak yazılır? Hadi söyleyin. Dl nedir? 2 pi R. r. O zaman b çarpı 2 pi r eşittir. Mu üzeri i'dan b ne çıkar? Mu üzeri I over 2 pi r. Demek ki yaptığım işlemde bir tuhaflık var mı? Yaptığım işlemde bir tuhaflık var mı? Yani ne Var. demek istiyorum? Eğer çubuğun boyutu infinity'ye giderse, eğer çubuğun boyutu infinity'ye, bakın, eğer çubuğun boyutu infinity'ye giderse hiçbir şekilde böyle sinüslere gerek kalmaz. B dot dl dönme noktasına olan, pardon, dönme noktası demişim. Referans aldığım noktaya olan bir loop, nasıl amper şey için, Gauss yasası için bir yüzey alanı çiziyorduk. Burada da bir loop çiziyorsunuz. B dot dl eşittir mü üzeri I olarak buluyorsunuz. Bir sorun var mı? Süleyman, senin için bir sorun var mı? Nasıl bulduğuma dair? Burası tamam. Tamam değil mi? Yani B dot dl mü üzeri I olayı tamam. Yani B dot dl eşittir mü üzeri I. Yani içeride ne kadar yük varsa dışarıda o kadar manyetik alan oluşur. Buraya kadar herhangi bir sorun olan var mı? Hocam bu şeyden farklı değil mi? Hani Gauss law for magnetizm yapıyorduk ya, onda B dot dl'di. Evet. Ve hani bir surface, kapalı bir surface varsa o sıfır çıkıyordu. Ama bu sıfır çıkmaz şimdi. Ama bak, bu B dot dl, dA Yani değil. o da Bak bak. akıydı ya, bu ikisi farklı Ama bu şeyleri akı değil veriyor. bak. Hayır bak. O E dot dA'ydı. Ha, B dot dA'ydı. Bak, B dot dA sıfırdır. Bu B dot dl. Bu neyi veriyor o zaman? Bu path integral. Yani manyetik alan bir loop çizer demek istiyor. Bu manyetik alanın loop integrali demek. İçeride ne kadar içeride ne kadar akım varsa o kadar güçlü manyetik alan var demek bu. Tamam. Yani ben bunu akı veriyor Akı zannetmiştim vermez. ama B dot tamam. dA akı verir. Tamam, teşekkür ederim. O zaman da Hocam, heh. mu sıfır dediğimiz burada 4 pi on üzeri eksi 7 olan katsayı değil mi? Ya ne önemi var yani? Hayır, Yani o o mu yani evet, o değil. da önemli değil. Boşa ışık hızını hesaplıyorsun. Yani Heh, gerek tamam. yok. Ama anladınız değil mi? Eğer infinite uzunluğunda bir çubuğunuz varsa etrafa bir amper loop'u çizersiniz. B çarpı 2 pi r eşittir mü üzeri I diyerek bulursunuz. Bu kadar basit. Şimdi bununla ilgili hemen bir soru çözmek istiyorum. B dot dl mü üzeri I. Şimdi bakın, bana bu da sınavlarda çıkacak bir soru. Bir tane çember vermiş ve bir tane infinite uzunluğunda çubuk vermiş. Çemberin boyutu, radius'u r. Infinite uzunluğundaki çubuğun da çemberin merkezine olan uzaklığı küçük r. Bana çemberin merkezinde manyetik alan çemberin merkezinde manyetik alan nedir diye soruyor. Şimdi çemberin kendisinden kaynaklanan manyetik alan nereye doğrudur? Sayfadan içeri. Sayfadan içeri. Peki çubuktan kaynaklanan manyetik alan nereye doğrudur? Dışarı. Dışarı. O zaman ikisinin farkına bakacağım. Şimdi çember için manyetik alan formülü neydi? 1 diyorum. Nü üzeri I over 2 r eksi k yönünde. Doğru değil mi? Bu değil miydi? Nü üzeri I over 2 r. Bu değil miydi? Çember için. Evet. Evet. Şimdi bunun için bakalım. Ne yapıyorum? Eğer benim çubuğum infiniteye gidiyorsa bir tane loop çiziyordum. Yazalım o loop'u. B çarpı 2 pi B2 dedim buna da, çünkü ikincisi bu. B2 çarpı 2 pi R eşittir mu üzeri I. Buradan da B2'yi buldum. Mu üzeri I over 2 pi R k-het yönünde. Topladığım zaman da mu üzeri I over 2 1 bölü pi R eksi 1 bölü büyük R k-het olarak bulunuyor. Basit bir soru değil mi? Bakın, hiçbir şekilde integrallere, sinüslere, kosinüslere gerek kalmıyor. Çubuğun boyutu infinity mi? Evet. O zaman seçtiğiniz referans noktası etrafında bir Gauss
amper loop çizin. B dot 2 pi r eşittir mi üzeri o. Gauss yasasından bir farkı var mı formülsü olarak? Boyut olarak bir daha düşük. Hani diğer, ya, ya, aynen. Diğer yok, mantalite olarak bir farkı var mı? Mantalite olarak bir farkı var mı? Yok değil mi? Yok, yok. Sadece bunda yükler hareket halinde. Aynen aynen. Evet, başka hiçbir şey yok. Ben zaten şeyi biliyorum. Çemberinkini buldum. Buna da Gauss surfer amper loop çizdim etrafına. Bu dediğim gibi manyetik alan loop çiziyor bu akımın etrafında. Onu da yerine yazdım. B çarpı 2 pi r eşittir mi üzere. O çünkü orijine olan uzaklığı yani çemberin orijine olan uzaklığı küçük r'ydi. Onu da yazdım. B2 çarpı 2 pi r eşittir mi üzere. Buradan da B2'yi buldum. İkisinin toplamı B0 eşittir mi üzere. I bölü 2 1 bölü pi r eksi 1 bölü r k et olarak buldum. Zor soru mu? Kolay soru mu? Zor soru mu? Kolay soru mu? Bu kolay. Bu kolay. Şimdi elimde yine infinit uzunluğunda bir çubuk var. Bir de başka bir çubuk var. Bu çubuğun boyutu da L. Ben size şunu soracağım. Gene infinit uzunluğunda çubuk varsa manyetik alanı neyle bulacağım? Hangi yöntemle bulacağım? Yani B.D.L'le. Evet, çok güzel. Peki bu çubuğun üzerinde, sarı çubuğun üzerinde manyetik alan sürekli değişiyor mu, değişmiyor mu? Yani şu I1'in değişiyor. Demek ki değişiyor. Bana manyetik force sorduğuna göre ve bir değişim varsa ne alacağım demektir? İntegral. İntegral, çok güzel. Şimdi o zaman burada diyorum ki şuradaki dx üzerinde bir manyetik alan bulacağım. Peki hangi yönde? Şu I1'in oluşturduğu manyetik alan hangi yönde? Sayfadan içeri. İçeri doğru. Hemen onu bulalım. B çarpı 2 pi, 2 pi x eşittir nü üzeri I1. B eşittir nü üzeri I1 bölü 2 pi x eksi k het yönünde. Şimdi bana kuvveti soruyor. Kuvvetin formülü neydi? IL cross B değil miydi? Evet. Peki burada kuvveti yaratan I hangisi? I1 mi I2 mi? I1 manyetik alanı yaratıyor. Pardon, I2 kuvveti. I2 de kuvveti yaratıyor. O zaman devam edelim. Df eşittir I2 dx I hat cross B. Onun da eksi k hat yönünde olduğunu zaten bulmuştum. Yazalım. F. Nü üzeri I1 I2 bölü 2 pi dx bölü x. Aradaki uzaklık nereden başlıyor? A'dan L artı A'ya gidiyor. Dx bölü x ln x. Yazarsam da F eşittir. Nü üzeri I1 I2 bölü 2 pi ln 1 artı L bölü A c hat olarak bulunuyor. Var mı bir soru? Şunun üzerindeki bakın küçük bir noktada manyetik alanı buldum. X noktasında x kadar uzakta bir noktada manyetik alanı buldum. Nü üzeri I over 2 pi B çarpı 2 pi x eşittir nü üzeri I1 olarak. Buradan B'yi buldum tam dx üzerindeki. Sonra df neydi? I2'den kaynaklanıyordu. Çünkü size kuvveti sağlayan şey manyetik alanla birlikte çubuğun üzerinden geçen akımdır. I2 dx cross B dedim. Buradan dx ve b'yi de yerine yazdıktan sonra i hat geliyor. I hat geliyor şeyden zaten. Şu dx'den i hat geliyor. Bu da sayfanın içine doğru. İkisinin cross'unu aldığınız zaman size ne gelir? C hat gelir dx over x'den ln x ve yerine yazdığım zaman da f'i nü üzeri I1 I2 bölü 2 pi ln 1 artı l bölü a c hat olarak buluyorum. Sorun olan var mı? Sorunu olan var mı? Arkadaşlar, sorunu olan var mı? Ben de yok hocam. Diğer arkadaşta var mı? Bir ben de anladım. Böyle birkaç kere sorunu olan var mı diye soracağım. Bakalım cevap gelme. Sonra da başka dillerde soracağım sorununuz var mı diye ona göre. Yani Türkçe lütfen sorusuna cevap verin. Şimdi bu soru güzel. Şimdi şu soruya bakalım. Arkadaşlar şu gösterim neydi? Şu gösterim ne? Akım nereye doğru? Sayfadan dışarı. Dışarı ve buradaki çubuğun boyutu ne? Boyut derken? Hani buradaki çubuğun boyutu ne? L mi? I yani büyüklüğü ne? Uzunluğu ne? Eğer direkt böyle nokta halinde gösteriyorsam çubuğu boyutu nedir onun? Sonsuz. Çubuğu her zaman size böyle dik olarak göstermezler. Bir de bana bakan şekilde gösterirler ve
Bu sonsuz demek. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Okey hocam. Şimdi bunun şuradaki çubuk üzerindeki manyetik force'unu soruyor. Gene arbitrary bir x noktasında manyetik alan buluyorum ve onu dx üzerine integre ederek gene force'u buluyorum. Bakın, şuradaki x üzerindeki manyetik alanı buluyorum. Bakın, şuradaki dx üzerindeki manyetik alanı buluyorum. Ben size ne diyorum? Manyetik alan loop çizmiyor mu? Evet. Ve o loop dediğim yarıçapa ne olacak sürekli? Dik olacak. Dik olacak. O zaman şuradaki dikliğin sebebini anladık mı? Şuradaki dikliğin sebebini anladık mı? Evet hocam. Burası teta ise şurası teta. Anlıyor muyuz? Hı. O zaman manyetik alanı yazalım B'yi. Nü zira I bir over 2 pi x kare artı h karenin karekökü. Burada bir sorun var mı? Yok Çünkü hocam. yarıçapı yok. Onu dx ile integre ederim. Df eşittir I2 dx cross b. Onu da dx ile integre ederim. Bakın burası tetaysa şuraya p eksi teta kalır. Şimdi cross product'ta aradaki açı nedir? Sin midir? Kos mu? Sin. Sindir. Sin p eksi teta ne demek? Sin teta demek. I2 dx cross b diyorum. I2 de şuradan geliyordu zaten. dx cross b diyorum. Aradaki sin pi eksi teta sin teta demekti. O zaman df'i şöyle yazıyorum. I2 dx b sin teta diyorum. Sin teta'yı da götürüyorum. Şuradan yerine yazıyorum. X bölü kare köşesinde x kare artı h kare. Manyetik alanı da yerine yazıyorum. Hepsini yerine yazıyorum. Ve dx üzerine integre ediyorum. Buradan da bana gelecek nü üzeri I1 I2 bölü 2 pi. Sıfırdan L'ye x dx bölü x kare artı h kare. Buradan da integrali aldığım zaman nü üzeri I1 I2 over 4 pi ln L kare artı h kare bölü h kare olarak bulunuyor. Burada bir sorun var mı arkadaşlar? Ben de yok hocam. Diğer arkadaşlar var mı? Basit. Basit Yok mi? hocam. Basit, basit. Yüzeye diktir her zaman. Bitti. O zaman evet, f'i yazmışız burada. Şimdi şununla ilgili bir iki tane soru yapacağım. Bakayım kaç tane soruyu çözmem gerekiyor. Ya şurada bir soru var, bunu çözmeyeceğim. Bakın şu soruyu çözmek istemiyorum. Şu 59'u siz çözün. Yani 39'u. Ya bunu çözersiniz artık. Ben yapmayayım yani. Nasıl olsa nasıl olduğunu göstermişim. Ben size başka sorular çözeceğim. Kaç tane sorum var? Ona bir bakacağım. Şunu çözmeyeceğim. Bunu çözeceğim. Ondan sonra bakacağım kaç tane sorum var. Şunu çözerim. Muhtemelen bunu çözerim. Ondan sonra iki tane daha soru çözeceğim ve ondan sonra sizi rahat bırakacağım, merak etmeyin. Daha çok sorum var ama yapabilecek bir şeyim yok. Hepsini çözemeyeceğim. Dördüncü piyesi açacağız mecburen. Bir iki soru da o zaman çözeceğim ve bitireceğim. Çok sorum var. Çok soru çözdüm. İnanın hepsini çözmek isterdim ama hızlı ilerleyince de anlaşılmıyor diye böyle gitmek zorundayız. Şimdi kaç dakikamız var? Burada kaç tane soru çözebiliriz onu merak ediyorum. Ondan fazla herhalde hocam, daha çıkmadı. Tamam. Şimdi I eşittir C dot diye. Hepimiz bunu biliyoruz değil mi? Current density çarpı yüzey alanı bana I'yı verir. Doğru mu? Evet. Bunu hepimiz gördük değil mi? Evet. Gördük. Çok güzel. Şimdi o zaman mesela bununla ilgili. Şu soruyu çözmüyorum. Bunu artık kendiniz yapın. Ama bakın çok güzel açıklamışım değil mi? Şimdi o zaman soruya geçiyorum. Diyor ki bana survey. Long cylindrical. Long de mesela infinite olması gerekiyor ki amper yasasını uygulayayım. 10 dakikam kalmış. Infinite uzunluğunda olmalı ki amper yasası uygulayayım. A long cylindrical conductor of radius r carries a current I, toplam demek ki I current'ını uyguluyormuş. Current geçiyormuş. The current density J does not uniform over the cross section of the conductor but rather as a function of the radius according J eşittir BR. Where B is constant, find the expression of the magnetic field. İçeride ve dışarıda manyetik alanı bulacaksınız. Arkadaşlar şimdi toplam akım I'ymiş. I'yı toplam akımı biliyorsan bakın size şunu söylüyorum. I neye eşit? J dot dA. Doğru mu? I sabittir ama C vektördür. J dot dA. Peki bu dA neye refer ediyor? Mesela bütün silindirin alanı mıdır?
sadece yüzey, geçtiği yüzeyin alanı mıdır? Nedir o? Geçtiği yüzey değil mi? Geçtiği yüzeyin alanı, bütün silindir değil. Çünkü silindirin kapağından geçtiği için o kapağın alanı, doğru mu? Doğru mu? Bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi toplam akımı bana I diyor soruda. I'yı bir hesaplayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar, C böyle gidiyorsa, yani akım dışarı doğru gidiyorsa, manyetik alan hangi yönedir? Clockwise, counterclockwise. İçeri ve dışarıda. İçeride ve dışarıda manyetik alan clockwise veya counterclockwise hangi yöndedir? İçeride ve dışarıda derken? Yani manyetik, şimdi dışarı şey, bu akım dışarı çıkıyor. Yani Z yönünde. Bize doğru diye düşünün. Manyetik alan hangi yönde ilerler? Clockwise, counterclockwise. Counter. Counterclockwise, yani şu gösterim. Değil mi? O zaman bakın, içerideki manyetik alanı buluyorum. Gene yazdığım şey şu. Nü 0 içerisi için. R büyük R'dan küçük. 2 pi R eşittir nü 0 I'in. Yani içerideki, nasıl Gauss'taki içerideki yükü buluyorsam içerideki akımı bulacağım. İçerideki I'ni bulurken J dot diye yazıyorum. I'in eşittir sıfırdan R'a, küçük R'a değil mi? İçeridekine baktığım için, doğru mu? Evet, doğru mu? Evet. Evet. Sıfırdan küçük R'a bi R, 2 pi R diğer. Çünkü şeyin yüzey alanı nedir? 2 pi R diğer. Buradan I'ni bulacağım. B çarpı, bakın. İçerideki manyetik alana baktığım için B çarpı 2 pi R eşittir 100 R I'in dedim. I'in dediğinde J dot DA. Sıfırdan R, B, bi R, 2 pi R diğer. Buradan I'ni buldum. B 2 pi R, R küp bölü 3. B manyetik alanı da şuradan yerine yazdım. 2 pi R'ye böldüm şuradaki I inli kısmı da. Buradan manyetik alan içerisi içinde çıktı. Nü 0 B R kare bölü 3. Bir sorun olan var mı? İçerisi için manyetik alandan bir sorusu olan var mı? İçerisi için. Benim yok hocam. Diğer arkadaşın var mı? Bende de yok. Şimdi dışarısı için bakalım. Gene aynı yönde olacak manyetik alan. Peki dışarıda bütün akımı görüyorum, doğru mu? Yani aslında direkt I diyebilirim ama ben onu hesaplayayım. Dışarıdan bakıyorum. B çarpı 2 pi R eşittir 100 lira I. Aslında toplam akım I'ymış, I yazabilirim. Ama I, I'ni bulmak. Toplam akımın ne olduğunu biliyorum. Onu yazacağım şimdi. I'in sıfırdan büyük R'ye B R 2 pi R diğer. I'in yani toplamı eşittir B 2 pi R küp bölü 3. Buradan da manyetik alanı dışarısı için B çarpı 2 pi R eşittir 100 lira I'in. Buradan da manyetik alanı R büyük R'den büyük durum için nü 0 B R küp bölü 2 R olarak buluyorum. Peki içerideki ve dışarıdaki manyetik alanı yüzeyde birbirine eşleştirelim. İçerideki ve dışarıdaki manyetik alanı yüzeyde birbirine eşleştirelim. Küçük R'yi büyük R'ye götürelim. Buradan nü 0 B R kare bölü 3. Bunu da burada da götürelim. Nü 0 B R kare bölü 3 olarak bulunuyor. Demek ki manyetik alan boundary'de eşleşiyormuş. Doğru mudur? Doğru mudur? Doğru. Şimdi şu soru var elimde. Bu da sizin kitaptan bir soru. Coaxial cable a solid conductor işte with radius A is very long işte. İki bakın akım var. İçeriden I akımı geçiyor. Dışarıdakinden de eksi I akımı geçiyor. Bana ve zaten şunu soruyor. Conductor diyor. With radius A bilmem ne. Bana içeride dışarıda manyetik alanların hepsini soruyor. Tamam mı? Şimdi bak, içeriden geçiyor ve dışarıdan geçiyor. Ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. En dışarıda manyetik alan nedir? Akımlar birbirine eşitse en dışarıda manyetik alan nedir? Sıfır. Süleyman, sence de öyle mi? Çünkü toplam akım ne? En dışarıdan bakan biri için. Vallahi hocam emin olamadım. Bak, içeriden I geçiyor bana doğru. Dışarıdaki kablodan da arkaya doğru I geçiyor. En dışarıdan bakıyorsun. Toplam akım ne? Bir artı Z yönünde giden I var. Bir eksi Z yönünde giden I var. Dışarıdan bakan birisi ne görür? Toplam akımı en dışarıda ne görür? Vallahi bir şey diyemedim hocam. Emin ya, değilim. Yahu Süleyman bak, içeriden I geçiyor. Yüzeyden de eksi I geçiyor diye düşün. Çünkü arkaya doğru gidiyor. Toplam akım, dışarıdan bakıyorsun. Sen şu an bilgisayar ekranından bakınca toplamda ne akım görüyorsun orada? Sıfır görmüyor musun? Bir şey diyemedim hocam. Sıfır görmüyor musun? Sıfır göremiyorum şu anda. Tamam, göreceksin şimdi bak. İçerideki akım, içeriden bakacağım, dışarıdan bakacağım.
Şimdi bu soruyu çözmek için yeterli dakikamız var mı? Onu bir sorayım. Bu sol taraftaki diğer tarafa doğru gidiyor, değil mi? Evet. Birisi artı z. Bana birisi dışarı çıkıyor, diğeri içeri giriyor. Ben ekranın içine gidiyor diye Evet, gördüm. evet, 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 evet. Birisi ekranın dışına çıkıyor, biri ekranın içine gidiyor. Toplam akım ne? Dışarıdan bakan biri için. Direkt sıfır. Evet. O zaman dışarıda manyetik alan yok. Şimdi kaç dakikamız var? Bana onu söyle, bu soruyu çözebilecek miyiz? Veya yarıda mı kalacak? 3,5 dakika var hocam. Hatta Şimdi bu 3,5 dakikadan sonra bir 5 dakikada mola alabilir miyiz? yani şey yaparız. Tamam, gene bağlanırız. Anlamadığımız yerler üzerinde şey yaparız en kötü. Tabii isteyen suyunu, çayını, kahvesini içebilir. Çünkü bir tane daha yapmak istiyorum. Çünkü manyetik alanla ilgili artık piyes yapamayacağız. Haftaya para da yapacağız çünkü okul bitiyor. Uğraşabildiğim kadar uğraşmak istiyorum. Şimdi bu soruya bakıyorum. En içeride şu dışarıdaki, en içeriden baktığım için hangi akım beni ilgilendiriyor? Şu sarı bölgeye bakın. Hangi akım beni ilgilendiriyor? Sola doğru giden. Yani dışarıda, yani dışarı çıkan, doğru mu? Aynen. Şimdi o akımda ilgiliyorum. İçeriden bakan biri nasıl bir... Peki manyetik alan hangi yönde? Gene counterclockwise. Herkes görüyor mu? Evet. İçerinin Görüyorum. radius'u A. Ama ben içeride R kadarına bakıyorum. O zaman yazıyorum. B çarpı 2 pi R eşittir 100 R I'in. I'ini yazıyorum. C çarpı pi R kare. Değil mi? Küçük pi, yani pi küçük R kare. Doğru mu? Evet. Ama toplamı ne kadar yüzeye dağıldı toplamı? Pi kare. Pi kareye dağıldı. O zaman C'yi de I cinsinden yerine çektim. O zaman I'in ne çıkar? Pi R kare bölü A kare çıkar. Bir sorun olan var mı? Sorun var mı? İçeriden baktığım için içerideki akımın miktarına bakıyorum. Bütün akım geçmiyor. İçerideki akımın miktarına bakıyorum. B çarpı 2 pi R eşittir 100 lira. I'in dedim. I'in dediğim şey de C çarpı pi R kare. Peki bütün akım nereye dağılmış? Pi A kareye dağılmış. Doğru mudur? Süleyman, senin içinde. Doğru hocam. O zaman ne yapıyorum? C'yi de şuradan büyük I cinsinden çekiyorum ve yerine yazıyorum. I'in eşittir. I R kare bölü A kare yazıyorum yerine. Cevap neydi? B çarpı 2 pi R eşittir 100 lira I indi. Buradan da B R A'dan küçükken 100 lira I over 2 pi R bölü A kare. Sorun var mı? Yani Yok. burada I'yı azaltmamız bana garip geldi hocam. I'nin tamam işlemsel olarak mantıklı da. Ama ben sana şunu söylüyorum. Ben içeriye bakıyorum. Bütün I'yı mı görürüm, bir kısmını mı görürüm? Tamam. Anladın mı? Anladım. Şimdi açıklayıcı oldu mu soru? Oldu hocam. Şimdi ortadaki duruma bakalım. Şu ortadaki durumda hangi akımı görüyorsunuz? Sola doğru giden ayı. I'yı görüyorum. Demek ki toplam akımım I. O zaman ortadaki durum için hemen yazabilirim. Gene counterclockwise bir dönüş. B A ile B arasında 2 pi r eşittir 100 lira I. B ne çıkar? A ile B arasında 100 lira I over 2 pi r. Bitti. Ve en dışarıdaki akım, en dışarıdakine bakarsam içeriden gördüğüm akım zaten şuradan gördüğüm akım sadece içerideki akımdır. En dışarıdan baktığımda hangi akımı göreceğim? I eksi I'dan 0. O zaman B'den büyük durumdaki manyetik alanın da cevabı ne çıkıyor? B, R, C'den büyükse manyetik alan ne çıkacak? Toplam akım sıfır olduğu için sıfır çıkacak. Var mı problem? Yok hocam.